Evet merhabalar 15.000 TL'den başlayarak 100 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak. Buradaki amacımız 1 milyon TL'lik nakit sahibi olmak değil 1 milyon TL'lik hisse senedi sahibi olmak. Temel vizyonumuz alsat vizyonu değil, trader vizyonu değil, vurkaç vizyonu değil. Temel vizyonumuz orta vadeli uzun vadeli yatırımcı kimliğiyle hareket etmek, tut vizyonunu anlatmaya çalışmak. 100. gün itibariyle de 1 milyon TL'lik hisse senedi sahibi olmak. Tabii ki günlük olarak analizlerimizi videolar aracılığıyla paylaşıyoruz. 83. gün yani geçtiğimiz cuma günü portföy özetine baktığımız vakit portföyümüze oldukça fazla sayıda hisse senedimiz yer almakta. Temel portföy büyüklüğümüz 662.279 TL. Tabii ki portföyümüzde yer alan hisse senetlerine geçmeden evvel şunu hatırlatmakta fayda var. Başlangıç aşamasında 15.000 TL'lik hisse senedi alışı yaparak sisteme dahil olduk. 100 iş günü boyunca ortalama 1500 TL'lik hisse senedi alışlarına devam edeceğiz. Bazı günler daha fazla olabilir. Bazı günler daha az olabilir ama temel mantığımız bu şekilde ilerliyor. Evet hisse senetlerimize baktığımız vakit Senepam, Askeo, Baydöner, İzdemir, Enerji, Enerya, Ategi, Patates, Ofisiyem, Kuzugeo, Raider Teknoloji, Tavgıda, Tarkim Kimya, Fuzul geliyor, Tatlıpınar, Enerji, Adra geliyor, Kale Seramik, DMR Gıda, Hatsan, Marbel, Mekabeton, Borlis, Mehre Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ebebek, Gıpta, Vera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Dofer, Ekos ve Bin Holding şu an itibariyle portföyümüze yer alan hisse senetlerimiz 83. gün Cuma gününün özeti bu şekildeydi. Evet geçelim 84. günümüze. Bugün Borsa İstanbul %1.18 yukarıda 7946 seviyelerinde kapattı. Tabii ki son bir ayda esasen hatta ve hatta son 3 ayda çok da tatmin edici boyutlarda yukarı doğru hareket etmemişti. 7500, 8500 ve özellikle tabii ki 7500, 8000 seviyelerinde gitti geldi. Ve artık yavaş yavaş yukarıya doğru hareket etmesini bekliyoruz. Mevcut piyasada en mantıklı yatırım aracının hisse senetleri olduğunu daha evvel de ifade etmiştik. Bu görüşümüz devam ediyor. Burada tabii ki doğru hisse senetlerinin seçilmesi önemli. Hızlıca portföyü büyütmek açısından temel hisse senedimiz Senepam analizlerine devam ediyoruz. Yeni halkar hisselerin analizi ve halkar sonrasında işlem gören hisselerin analizlerine 84. gün pazartesi günü plana çerçevesine devam ediyoruz. Tabii ki geçtiğimiz hafta Bin Yatırım Holding ve Ekos hisse senetleri portföyümüze dahil oldu. Bin Yatırım Holding 4 dot halkar sonrasında dağıtım söz konusu oldu. Portföyümüzde Ekos'ta yaklaşık olarak 18 dot halkar sonrasında portföyümüze dahil olan hisse senetlerimiz halkar hisse senetlerimiz. Tabii ki Bin Yatırımlar Holding'in halk arzı 14 Kasım ve 15 Kasım tarihlerindeydi. Yaklaşık 3 milyon yatırımcı halkarıza katılmıştı. 2023 yılında arz hisse senetleri son 1 yılda ortalama %200 yaklaşık prim yaparken mevcut durumda Borsa İstanbul %100 prim yaptı. Dolayısıyla halkar hisse senetleri bir nazaran daha fazla prim yaptığı için halka halkar hisse senetlerine eklemeye devam ediyoruz. Ve halka sonrası hisse senetleri kaç zaman yaparsa yapsın esasen bizim açımızdan satış fırsatı değil bekleyip izleme deneyim kazanma fırsatı oluyor. Bu çerçevede hareketlerimize devam ediyoruz. Bin Yatırım Holding bugün itibariyle birinci işlem gününde hisse senedimiz tavan açtı, tavan kapattı. Düz bir çizgi şeklinde mevcut durumda tavanlarına devam edecek gibi gözüküyor. Hacim de nispeten düşük seviyelerindeydi. Birinci gün itibariyle 1 milyon seviyelerine hacim söz konusu oldu. Evet temel hisse senedimiz Senepam alış emirlerimiz vardı. 9 lot 175.10 TL. Tabii ki bu emrimiz gerçekleşmedi. Oldukça talebi yüksek olan hisse senetlerimizden zaten Yükseliş trendinde olan hisse senetlerinden de ve bugün itibariyle hisse senedi tavan açtı. Tavandan işlem gördü. Hacim de diğer günlere nazaran düşük seviyelerdeydi. Tabii ki neden yükseliş trendinde? Mevcut durumda oldukça pozitif hisse senedi ile ilgili haberler söz konusu. Hem POIP hisse senetleri ilgili gelişmeler hem de hissede sermaye arttırma kararlı. Tabii ki bu kararlar bu hisse senedinin fiyatının yukarıya doğru hareket etmesini sağlayan temel unsurlardan ve de uzunca müddet hareket etmemişti hisse senedi mevcut durumda. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yukarı doğru hareket etme ihtimali oldukça yüksek. Haftalık trendine baktığımız vakit 17 tane göstergesi hisse senedi al yönünde sinyal veriyor. Nötr ve sat sinyali veren göstergesi yok. Hem teknik indikatörleri hem de hareketli ortalama değişkenler açısından burada oldukça pozitif bir tablo ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla özet olarak da şurada görebileceğimiz üzere güçlü al kararı ortaya çıkıyor. Tabii ki 1 Kasım tarihi itibariyle Senepam hisse senedi ilgili olağanüstü genel kurulu neticesinde buradan da görebileceğimiz üzere serme arttırımı kararı ile ilgili güncellemeler onaylandı ve sonrasında 10 Kasım sermaye avansı kararı söz konusuydu. İştirak şirketlerde bu da faizli olarak herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın gerçekleşecek ilk serme arttırımda nakit serme koyma borcundan mahsup edilmek ve şirket faaliyetlerine kullanmak üzere sermaye avansı hisse senedinde pozitif bir etki yaratmaya devam ediyor. Ve tabii ki de sonrasında yine geçtiğimiz hafta 16 Kasım tarihinde yine sermaye avansı hakkında yönetim kurulu üyelerini vermiş oldu. yine faizsiz olarak herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın gerçekleşecek ilk sermaye arttırımda nakit sermaye koyma borcuna mahsup edilmek üzere şirket faaliyetlerine kullanılmak üzere 5. 6 milyon TL'lik sermaye avansı verilmişti. Bu da oldukça pozitif bir başka haber. Tabii ki yükseliş trendi olduğunu nereden anlıyoruz? Ekim dönemi hissenin ortalama fiyatı 62.85. Kasım dönemi 132.79. O halde hisse senedi Aralık ve Ocak aylarında hangi hedef fiyat seviyelerinde hareket edebilir? İşte burada karşılaştırmış olduğumuz Senepam hisse senedi ile Tarkim hisse senetlerinin trendlerini örtüştürdük. İki hissenin de 5 milyonluk lotu var mevcut durumda. Dolayısıyla Tarkim hisse senedinin sert bir şekilde yükseliş trendinde hareket ettiğini halkar sonrasında gözlemlemiştik. Mevcut durumda Senepam hisse senedinde benzer trendi söz konusu oluyor olmaya devam ediyor. O halde önümüzdeki günlerde Aralık Ocak fiyatları için 500-600-700 TL seviyeleri eğer hisse senedi Tarkim gibi hareket ederse çok da ütopik hedefler olmayacak gibi gözüküyor. Evet hisse senedi 3 gündür tavan yapıyor. Bugün de hacim diğer günlerden düşük seviyede meydana geldi. Tabii hisse senedindeki bilinçli yatırımcı, kararlı yatırımcı fazla oldukça hisse senedine, şirketine güvenen yatırımcı sayısı fazla oldukça burada hacimler düşer hisse senetleri tavanlarına devam ederler. Bunu bu şekilde gözlemlemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu hisse senedinde önümüzdeki günlerde tavan yapma ihtimali oldukça yüksek olarak ifade edebiliriz. Hacimler bu seviyede meydana geldiği müddetçe Evet 84. gün portföy özetimize baktığımız vakit portföyümüzün büyüklüğü 725.473 TL oldu. Portföyümüze yer alan temel hisse senetlerimiz potansiyel kar zarar tablomuz burada gözüktüğü üzere. Amacımız 100. gün itibariyle 1 milyon TL'lik hisse senedi sahibi olmak uğraşıyoruz. Nasip temel vizyonumuz altıt vizyonu yatırımcı vizyonu buna uygun olarak hareket etmeye Devam ediyoruz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. De herkes kendi fikrine göre, kendi stratejisine göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.